Latife Tekin kimdir? Latife Tekin, 1957 yılında Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Karacahevent köyünde doğmuştur. 1966 yılında 9 yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etti. Orta öğrenimini Beşiktaş Kız Lisesi'nde 1974 yılında tamamladı. Latife Tekin, 1976-1977 yıllarında İstanbul Telefon Başmüdürlüğü'nde bir süre çalıştı. Bu kurumdan ayrıldıktan sonra yazarlığı meslek edinerek çalışmalarını İstanbul'da sürdürdü. Latife Tekin, köyden kente gelen bir ailenin hayatını masalımsı bir anlatımla yazdığı ilk kitabı Sevgili Arsız Ölüm 1983'te yayınlandı. Bu romanda 1960'larda başlayan köyden kente göçüp gecekondu bölgelerine yerleşen insanları anlattı. Anadolu'daki köy yaşamı ve insanlarını masalımsı bir atmosferde ve Latin Amerikalı yazar Gabriel Garcia Marquez'in, Yüzyıllık Yalnızlık, kitabının tadında anlattığı bu ilk romanıyla büyük ün kazandı. Büyülü gerçekçilik akımına da yakıştırılan bu romanının ardından peş peşe diğer romanları geldi, ikinci romanı Berci Kristin Çöp Masalları, Nizah Tonu, anlatım ve konu açılarından ilk romanıyla benzer çizgidedir. Bu romanda yazar, Çiçektepe çöplüğünde gece kondularda yaşayan insanların doğayla ve belediyeyle mücadelelerini kara mizahla ve yalın bir dille anlattı. 1986 yılında, Gece Dersleri, kitabında 1980 öncesi devrimci bir örgüt içindeki ilişkileri ele aldı. Bu kitabın, Latife Tekin'in yazarlığında bir kırılma noktası olduğu söylendi. Yazar, sonraki kitaplarında görülecek bir dilsel çeşitliliğe ilk kez bu kitapta yer verdi. Eserleri İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Farsça ve Hollandaca'ya çevrildi. Değişik üslubu ve yaklaşımıyla kuşağındaki edebiyatçıların önde gelen isimlerinden biri oldu, Latife Tekin'in karikatürist Latif Demirci ile evliliğinden Yasemin adında bir kızı vardır. Boşanmıştır, Verci Kristin çöp masalları, verji Kristin, Tales from the Garbage Keys adıyla John Berger tarafından kaleme alınan bir ön sözle İngiltere ve Amerika'da, Ayşe Saraçgil çevirisiyle İtalya'da, Ali Semizoğlu çevirisiyle Fransa'da yayınlandı. Liberation gazetesi kitabı, genç Türk yazar Latife Tekin'den toplumsal günlük ile destan arasında, İstanbul'daki bir gece kondunun kuruluşu, Verci Kristin çöp masalları başlığı ile sundu. Kitap, Almanya, İsviçre ve Hollanda'da da satışa sunuldu. Buzdan Kılıçlar adlı romanı Alfred de Peyrat tarafından Fransızcaya çevrildi, stok yayınları tarafından Fransa'da yayınlandı, 1984 yılında Atıf Yılmaz'ın yönettiği Bir Yudum Sevgi adlı filmin senaryosunu yazdı. Bu filmde Hale Soygazi, Kadir İnanır, Macit Koper, Meral Çetinkaya, Serra Yılmaz, Dursun Ali Sarıoğlu, Füsun Demirel rol aldılar. Bu film 22. Antalya Film Şenliği'nde Altın Portakal ödülünü aldı, 1986 yılında Uluslararası İstanbul Sinema Günlerinde en iyi film seçildi, Latife Tekin, Bodrum Gümüşlük'te bir edebiyat evi projesi başlatmıştır. Garanti Bankası tarafından desteklenen proje, Mimar Hüsmen Ersöz'ün 1998 yılında hazırladığı mimari proje ile inşaata başlamıştır. 1999. Ressam Hale Arpacıoğlu'nun Koç Grubu şirketlerinden aldığı destekle aynı mimari projenin bir parçası olarak sanat evinin yapımına başlanmıştır. Latife Tekin, Bodrum Gümüşlük'te herkesin yazabileceği, tartışabileceği, sanatçıların büyük şehrin dağ dağsından uzak eser üretebileceği bir mekanın tamamlanması için çalışmaktadır. Latife Tekin 2010'da Rüyalar ve Uyanışlar kitabı yayımlandı. Eylül 2019'da Erdal Öz Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü.